Gaziantep Nurdağ'ında besicilik yapan Elmas Önder, depremde hem evini hem de evlatları gibi gördüğü hayvanlardan bazılarını kaybetti. Felaketten 25 gün sonra kendisine sesini duyuran kuzusu Elmas teyzenin umudu oldu. Ben sabaha kadar uyuyamadım tavanın melediğini duyunca akşam. Kınalı kuzusunun önce sesini duydu, sonra kurtarıldığına tanıklık etti. Dünyalar onun oldu. Çok mutlu olduk çıkınca. Ama kendileri çok zayıf olmuş kalmış. Gaziantep Nurdağ'ında besicilik yapan Elmas Önder, asrın felaketinde yıkılan evinden canını zor kurtardı. Birçok hayvanı enkaz altında kaldı. Ben kızım enkaz altında kaldı, onu çıkartmaya gittiydik. Çıkartamadık. Telef olan koyunlarının yasını tutarken enkazdan gelen ses umutlarını yeşertti. Çok güzeldi. O an çıkıyor hayvanlar, yani onun mutluluğu, işte yaşayan meliyor sesi geliyor böyle. Hepsi bir umut işte. Bunları evlatlarım gibi seviyorum ben. Ben bunları çok seviyorum. Adam satıcı sattırmıyorum ben de. Elmas Önder 25. gün mucizesi kuzuya Nazlı adını verdi. Gözü gibi bakıyor, bir an olsun kucağından indirmiyor. Nazlı. Nazlıcığım.